Bu meseleden merhabalar. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Mısır krizinden sonra Yılmaz Erdoğan'ın salon işletmecilerine verdiği bir gözdağı mıydı? Yoksa sadece Netflix onlara reddedemeyecekleri bir teklif yaptığı için miydi bilinmez ama platformun üyeleri dün akşam organize işler Sazan Sarmalı'nı Netflix'e görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sosyal medyada hem Netflix hem organize işler başlıca gündem maddeleri arasına girdi. Filmin gösterime girmesinin üzerinden henüz 2 hafta geçmişken ve gösterimi halen devam ederken Netflix'e gelmesi filmi henüz izlememiş olan aboneleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Mısır krizinde açgözlü Mısır tüccarları yerine sinema sanatçılarının tarafında yer aldığımızdan Netflix'in bu hamlesinden memnuniyet duyduğumuzu açıkça ifade edelim. Biz filmi sinemalara geldiğinde pas geçmeyi tercih etmiştik. Ancak Netflix'te görünce izlemeden edemedik. Filmle ilgili düşüncelerimize videonun sonunda değineceğiz. Ancak öncelikle Netflix'in salon işletmecilerine attığı bu golle ilgili görüşlerimizi belirtelim. Bizce bu duruma bir devrin sonu demek için henüz biraz erken. Ancak sonun başlangıcı dersek çok yerinde bir tabir olur. Bir Netflix filmi olan Roma'nın Oscar adaylıklarında başı çekmesiyle Netflix, Amazon Prime gibi platformların sinema salonlarının sonunu getirip getirmeyeceği halihazırda dünyada da çokça tartışılan bir konu haline gelmişti. Organize işler Sazan Sarmalı'nın henüz gösterimdeyken Netflix'e gelmesiyle tartışma ciddi biçimde Türkiye'ye de sıçradı. Bütün bu tartışmaların ortasında bizce sinema salonlarının yakın bir gelecekte ortadan kalkması söz konusu bile değil. Toplu halde içerik seyretmek daha uzun bir süre varlığını sürdürecektir. Ancak bu içeriğin niteliği kesinlikle değişecek gibi duruyor. İnsanların evlerine giren dev ekran televizyonlar sayesinde yakın bir gelecekte sinema salonlarının sadece 3D, IMAX veya sanal gerçeklik gibi henüz oturma odasına girmemiş özel teknolojileri deneyimlemek amacıyla tercih edileceğini öngörebiliriz. Sinema salonlarının sonu henüz gelmese de daha önce dünyanın en büyük video kiralama şirketi Blockbuster'ı bitiren Netflix, uzun vadede sinema işletmecilerinin en büyük kabusu olmaya aday gibi görünüyor. Organize işler Sazan Sarmalı, gösterimdeki ilk 2 haftasında iyi bir gişe yapmış olsa da filmlerin bu kadar erken bir vakitte Netflix'e gelmesi bir trend halini alırsa birçok izleyici birkaç hafta bekleyip filmi Netflix'te izlemeyi tercih edebilir. Bu da işletmeciler için büyük bir darbe olacaktır. Gelelim spoiler vermeden kısa bir film değerlendirmesine. Organize işler Sazan Sarmalı, eğer ilk filmi beğendiyseniz kesinlikle keyif alacağınız bir yapım. Filmin ilk yarısı çok daha büyük olaylara gebe izlenimi verip merak uyandırsa da olayların sonuca bağlanışı şaşırtıcı olmaktan uzaktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğuna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Canlandırdığı karakter filmin en eğlenceli unsurlarından biriydi. Organize işler Sazan Sarmalı bir tiyatro oyunu olsaydı diğer oyuncuların performanslarından pek bir şey kaçırmazdınız. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un tiyatro sahnesini aşan başarılı mimikleri yakın çekim izlenmesi gereken bir detaydı. Sonuç olarak Sazan Sarmalı eğlenceli vakit geçirmek için gayet iyi bir tercih. İzlemenizi öneriyoruz. Siz Netflix'in bu hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Blockbuster'ı bitiren ve geleneksel televizyon izleme alışkanlıklarını ortadan kaldırmak üzere olan Netflix benzeri oluşumlar sinemanın da sonunu getirecek mi? Videomuzu izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.